bugün benim kep törenim var. Mezuniyet töreni. O yüzden biraz önce kalktım. Daha hiçbir şey yemedim. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Çünkü mekan bana biraz uzakta. O yüzden bir saçımı yapacağım. Makyajımı yapacağım. Giyinip hemen çıkacağım. Hemen başlayalım. Elim yandı. Ben öpücüğün çok kuvvetli bir ağrı kesici olduğuna inananlardanım. O yüzden bir yerime bir şey olduğu zaman hemen öpüyorum böyle kendimi. Zamanki gibi çok doğal bir şey yapacağım. Zaten buraya kep takılacağı için toplamamın manası yok. O yüzden yine böyle salık, doğal maşalar, doğal dalgalar yapıyorum. Bazen kuaföre gidiyorum böyle özel günlerde. Hani daha iyi bir şey olsun diye. Diyorum ki dalgalı fön istiyorum. Yani fön, maşa değil. Bana sadece şey diyorlar, biz fön çekersek buradan çıkana kadar o bozulacak, o yüzden yapmamızın manası yok. Biz maşa yapacağız. Ha, maşa istemiyorum diyorum, hayır maşa yapabiliriz diye böyle sürekli bir müşteriyi itme olayı var. O yüzden sevmiyorum, ben de kendim de yaparım evde maşa deyip çıkıyorum yani. Her defasında da öyle oluyor zaten, ne zaman kuaföre gitsem sonra tekrardan eve gelip o saçı bozup kendim yapıyorum. Boşuna hem zaman kaybı hem para, masraf. O yüzden hiç gerek yok. Evde kendimiz yapıyoruz, giyiniyoruz, süsleniyoruz ve gidiyoruz. İçimizde de Sinan o oluyor zaten. Artık bitti ya, 5 yıl böyle düşününce çok üzülüyorum. Bir yandan seviniyorum aslında. Artık istemediğim insanları görmek zorunda kalmayacağım. Sevmediğim insanların yanında bulunmak zorunda kalmayacağım. Ama okul bitti ve artık gerçek hayat başladı. Biraz endişeliyim. Çok fazla kaygılarım var. Umarım güzel bir hayat beni bekliyordur. Sütaş çalkalı gibi oldu. Ben normalde aynaya çok yakın makyaj yapıyorum. Şu an biraz aramızda mesafe var, uzağız onunla. O yüzden üzülüyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Ben de biraz üzülmüyor değilim açıkçası. Şu olayı çok seviyorum ya, böyle çok hafif bir
bronzluk geliyor ya böyle yüze. Bayılıyorum ya. Ben bugün niye burnum kaşınıyor sürekli ya? Tam şu kenarı bak, şimdi de burası kaşındı. Ben bugün böyle çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Çok fresh, çok doğal bir şey istiyorum. Çünkü yani mezuniyet töreni. Zaten kep ve cübbeyi giyeceğiz. Üstümüzde böyle padişahlar gibi bir yük olacak. O yüzden böyle çok abartıya, böyle kırmızı bordo rujlara, işte dumanlı göz makyajlarına falan hiç gerek duymayacağım. Yani daha böyle doğal, daha böyle yaşımı yansıtan bir sıradan bir makyaj yapacağım aslında. Kızlar lütfen kaşlarınızı eğer dolduruyorsanız doldurduktan sonra bir defa daha tarayın. O boya böyle birbirine geçsin, doğal bir görüntü olsun. Öbür türlü böyle resmen çizilmiş gibi duruyor. Lütfen, lütfen herkes kaşlarını tarasın. Hatta herkes eline bir tane böyle alsın. Gün içinde canı sıkıldıkça böyle tarasın. Düşünsenize bu videodan sonra herkesin elinde böyle bir kaş fırçası. Sürekli böyle yapıyormuşum. Şu gözümün içine kalem sürmeye alışamadım. Hemen yaşarıyor gözlerim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir çözüm bulmam lazım acilen. Aa, bir şey girdi gözüme, bir şey girdi. Ay. Bir makyaj sürecinde sevmediğim bir şey varsa o da gerçekten maskara sürmek. Nefret ediyorum maskara sürmekten. Yok topaklanacak, topok. Topaklanacak mı? Yok topaklanacak mı? Yok kirpikler birbirine mi girecek? Yok işte biraz daha mı uzatsam, nasıl yapsam, ay kuruyacak derken böyle bir stres halinde ağzımızı açıyoruz bilmem ne falan. Çok stresli bir olay bence. Hiç güzel değil. Ama makyajda da en sevdiğim şey tabii ki highlighter. Evet, makyajım bitti. Saçıma şimdi son bir tuş yapacağım. Ondan sonra da hemen giyineceğim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir.
Ben çok beğendim. Yani sade, sıradan, güzel, doğal bir makyaj yaptım. Şimdi düşünüyorum, saçımı ortadan mı böyle mi tutmalıyım? Yoksa böyle yandan mı yapmalıyım? Onu oraya gidince kepe göre yaparım herhalde. Şimdilik bu kadar. Bir üstümü değiştireyim. Tekrar sizinle konuşuruz. Ama ben parmağımı kapatamıyorum. Şurada. Ben hazırım. Sen hazırlandın mı? Parmağım. Bir dahaki sefere ona ip bağla. Aa, güzel fikir. Değil mi? Şöyle buradan bir ip olsaymış. Benim artık çıkmam lazım. Yoksa geç kalacağım. Hava da çok sıcak. Çok fazla terlemek istemiyorum. O yüzden hepinizi öpüyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. İnşallah çıkacağız. Ayaklarımız nerede? Yavaş yürü. She had them.